Şimdi o kadar kıskanıyorum ki bir kere seyirci sayın, izlenme sayın, tıklanma e, sayın o kadar yüksek ki bütün talk show'lara göre tabii bazılarını biliyoruz bazılarını bilmiyoruz. Mesela Kaan Sekba'nın ne kadar izlendiğini bilmiyoruz ya da benim evet. ne kadar izlendiğimi bilmiyoruz. Ama sen Zorlu Performans Sanatları Merkezi e, kanalından her çarşamba yayınlanıyor. yayınlandığın zaman seni yayınlandığında kaç kişi izliyor sonra kaç kişi izliyor... Bunları takip edebiliyoruz ve hakikaten kıskanılacak rakamlar var. Yani hemen evet. milyonları deviriyorsun. Hemen. Estağfurullah. Evet, evet. Estağfurullah değil. Sayılara estağfurullah diyecek halimiz yok. Deviriyorsun bu sayıları. <laughs> bu sayıları alıyorsun ve ben sinirleniyorum. <laughs> <laughs> Neden sinirleniyorum? <laughs> Çünkü bizim Beyazlı Öztürk'ün filan da devam ettirdi. İşte aynı tas, aynı hamam, aynı masa, aynı sandalye. Oraya da birisi oturdu, geldi kahkahayı bastık. Formatını sürdürüyoruz. <laughs> Bunu sürdürerek nasıl bu kadar çok seviliyorsun ve izleniyorsun sinir bozucu bir şey. Ee, teşekkür ederim. Ee, galiba onu tam olarak sürdürmüyorum abi. Orada <laughs> bir fark olabilir. Sürdürüyorsun. <laughs> Anladım. Şimdi sen öyle Sürdürmüyorsun. diyorsun. <laughs> Sürdürmüyorsun. Yani şey biz kendimiz bunu işte kurarken bu yapıyı şey diye tanımladık. Şimdi eski sizin yıllarca yaptığınız bu show programlarında bizim hayran olduğumuz şeyler konuklarınızdansa sizlerdiniz. Evet. Yani biz Okan Bayülgen'i seyrettik. Ben Konukluk. ben vardı. Beyazıt evet. konuklarıyla vardı. Eee Beyazıt ya orada da Beyazıt'ı seyrediyorduk. Vardı derler. Aynen. Yoktu. O ben ben aramızda. Yani konuğa göre değişiyordu. Aynen. Ona ben ben özledim Beyazıt'ı. Beyazıt'ı çok özledim. Hayır, <laughs> çok özledim Beyazıt'ı. Ona biraz laf atmak istedim. <laughs> okey çok yani, iyi. Yani evet. O zaman ne güzel. Ee, dolayısıyla biz yaparken şey diye düşündük. yani. Yani bu artık bugün onu benim sürdürmem mümkün değil. Ben neyi yapabilirim üstüne çalıştık. Benim yapabileceğim şey de şuydu. Yani ben gelen konuyu star gibi gösterecek şekilde yapmaya çalıştım programı. Galiba o biraz öne çıkardı. Çünkü genelde yorumlardan ve karşılaştığımız insanlardan anladığımız bizim yaptığımız programdaki en önemli şeylerden biri gelen konu gerçekten... Tanımaya başlayacak fırsatları olduk, olduğunu söylüyor evet. izleyenler. Evet. Ee, i̇şte ye, şeyi çok duyduk mesela. Sevmediğimiz e, biriydi ama meğer tatlı biriymiş e, gibi şeyleri çok duyuyoruz. E, ona vakit ayırmak istedik. Dolayısıyla o aynı şeyi sürdürür gibi davranmadık ama bir yandan da şey var. E, zaten onu biliyoruz. Bunun matematiği dünyada aynen devam ediyor ya. O değişmedi e, ya. Kişilikler önemli oluyor ama senin e, tabii ki burada e, yani yaklaşımın... Yaklaşımın dile döküldüğü zaman çok saygı değer. Fakat arka tarafta ya da alt tarafta show business'ın yani gerçek hayatta kalma mücadelesinin verildiği için o alanları çok iyi biliyorsun. Hem sahnede bir insan olarak, hem seslendirmelerinle, hem e, yaptığın diğer formatlarla, Blue TV'ye yaptığın, e, Boom. Formatıyla hı hı. bütün bu farklı formatlarda da kendini deniyorsun ve İbrahim Selim olarak hayatta kalmak yani suyun üzerinde ya da altında ee, trafiğin tam ortasında kimse sana çarpmadan ya da yerin altında bütün bunları çok iyi biliyorsun bu senin yaptıklarından bir tanesi yani bu aslında övmek değil tarif etmekle ilgili bir derdim var şu anda ama burada bunu biliyorsun ve bu dile döküldüğü zaman şöyle anlaşılıyor bence. Ya ben geleni ortaya çıkarıyorum. Konuğa başka bir e, pencereden de bakılabileceğini gösteriyorum. Bundan konuk da memnun, seyirci de memnun. Bana geldiği için konuk başka bir şeye bürünüyor, daha da yükseliyor, daha da değerleniyor falan. Hepsi çok güzel. Fakat gerçek... Dünya içinde canavarların kıvrandığı herkesin birbirini yemeye çalıştığı ve gerçek vahşet yani e, e, kaplanlara ya da sırtlanlara bir parça et attığın ve onların bunu bir çekiştirerek yemeye çalıştığı dünya bu değil. Aynen bu abi. değil yani bu. yani sırtlanlar bir parça eti yemeye çalışırken onlara karşılarına geçip etik konuşması yapmaya benziyor. Önce şuraya şan 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 ye demeye benziyor. Öyle değil. Ama bunun içinden çıkıyorsun ve çok seviliyorsun. Benim sinirimi bozan bu. Yani sen sadece saygı değer bir adam olmalıydın ve orada kalmalıydın. Bu ya. söylemine göre. <laughs> evet, yani senden şöyle bahsedilmeliydi. o kadar da sevmez. Saygı <laughs> ya, Hayır. Ya şöyle der. Falan. İbrahim şeyim çok saygı diye hiçbirmiş ne yaptığını bilmiyoruz falan gibi <laughs> bir şey olmalıydı.